Sevgili vatandaşlarım, hepiniz bu güzel güne, güzel programa domates hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahve içip sohbet edeceğiz. Arka planda bize müziğiyle destek olacak sanatçımıza şimdiden teşekkür ederiz efendim. Bugün sizlerle beraber olacak ve arka planda çalacak şarkıcımızı söylüyorum. Little Richard. Bugün sizlerle Little Richard'ın double albümü Gold, büyük olasılıkla bir best of albüm, kesinlikle best of albüm. Bunu dinleyeceğiz. İyi seyirler efendim. Şak 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 şak. Hoş geldiniz tekrardan. Little Richard dinleyelim bugün ve birazcık mutlu olalım. Little Richard'ın bu albümü birazcık çizik olabilir. Şimdi özür dilerim. Çünkü ikinci el dükkanından aldığım ucuz bir plaktı kendisi. Bak burada böyle kocaman bir kreyonla falan çizmiş artık. Yani çocuk, bir çocuk almış onu eline diye çizmiş. Güzel. Yani böyle şeyler de önemli. Hayatın tuzu biberi. Hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil ki. Değil mi? Yani bazen de çizikli albüm dinleyelim efendim. Yani hep şey mi dinleyeceğiz? Normal mi? Bunlar takılı, tuktuğulu. Evimdeki birçok şeyin yeri değişti ama Christmas dekorasyonlarım hala var. İnanılmaz bir şey. Bugün ayın 30'u. Artık 30 Ocak'ta Christmas dekorasyonu. Yavaş yavaş Christmas dekorasyonunun şey vakti geliyor. Gençler iyi misiniz? Yani hani bir sorun yok değil mi? Bir şey yok. Evde durumlar nasıl? İşler nasıl? Stres nasıl? Hani bir sıkıntı yok değil mi? Durumuna geliyor. Ama bu artık çok uzun sürmeyecek. Bugün yarın bu işi bitireceğiz gençler. Sizle beraber böyle bir el ele verip hop bütün evi eski haline getireceğiz. Bugün Rabbit Hole. Bunu alalı bir hafta falan oldu. Bir kısmını da içtim. Yine güzel ve pahalı bir kahveye döndüm. Çünkü Trader Joe's'la falan olmuyor. Hala gitmedim o Alhambra'ya. Gitmeme sebebim de var. Dur birazcık kısayım da söyleyeyim. Çünkü kendimi duyamıyorum. Ben Little Richard'ı çok severim bu arada. Yani Elvis dinlemiştim. Sonra bir gün bir Little Richard'a denk geldim. Bir compilation CD'de falan. Abi dedim bu adam bambaşka bir seviyeymiş. Sonra bir de şeyde görmüştüm. Full House dizisinde çıkmıştı, söylemişti bir şeyler. Çok güzeldi ya. Herifin enerjisi çok farklı. Böyle paldır küldür yani. Bayağı güzel. Neyse. Evet ne diyordum? Hala gidemedim. Çünkü yani bütün bu dekorasyonun falan kalma sebebi falan da benim bir süredir program yapmama sebebimdi. Aslında şimdi size bununla beraber bir öncekini de aynı gün yükleyeceğim için size belki
üst üste program gibi gelecek ama arada işte bayağı bir zaman var. Orada tarihi söylüyor mu bilmiyorum. Bugün 30'u. İki hafta falan oldu neredeyse. Geçen hafta bir şey yapamamamın sebebi ise, ya da 10 gün mü oldu artık bilmiyorum. 30 gram. Bunları unutmayayım da. Şunu da grind size'ını indirelim 50'ye. Sonra küfür etmeyelim. Ne diyordum? 31 yapıyorum birazcık. Bir tık daha yukarıda olsun ki çünkü. Çünkü böyle sürpriz bir şekilde benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi geldi. Bende kaldı bir hafta. Arada. Sürpriz oldu çünkü bir convention'a geliyor. Yani birkaç böyle fuar dolaşıyordu kendisi. O fuarları dolaşırken arada bir 5-10 gün arası vardı bir fuardan diğer fuara. Onu değerlendirdi aslında yani ama pek olacağını düşünmüyorduk. O ana kadar başka işleri falan vardı. Onları halletmesi gerekiyordu falan ama birazcık tesadüf, şans, mucize eseri. Yani kaç yıldır görüşmüyorduk. En son pandemi öncesi, 2019'un son aylarında görüştük yani böyle bir ne zaman. Bir de Ankaralı, ben Türkiye'ye geldiğimde de görüşemiyoruz ki. Ankara'ya sırf onun için mi gideceğim ya, o kadar da değil yani. Yani ne Ankara'ya gideceğim abi ben. Evet, yani öyle olduğu için çok yakın arkadaşımı çok severim. Gerçekten öyle ama. Benim kader ortağımdır kendisi. Böyle bazılarının, kiminin askerlik arkadaşı vardır falan ama bu askerlik arkadaşı gibi de değil tam olarak. Yani aslında biraz da öyle ama tam değil. Yani biz kader ortaklığı yapmış iki insanız Kıbrıs'ta. Benim ilk üniversitemde. İlk üniversitem dünyanın böyle çok az bilinen. Hani şey var, dünyanın en iyi bilinen üniversitelerinden ama bu da dünyanın en az bilinen. Üniversitelerinden böyle 500 kişi falan lise gibi bir üniversiteydi o zamanlar. Şimdi baktım 20 bin kapasiteli kampüs falan var yani saçma sapan yerlere gelmiş okul ama Kıbrıs'ın içinde. Hala bilmiyorsunuz oraya tahmin ediyorum. Yani işiniz düşmediyse bilmezsiniz. Ya da bir arkadaşınız falan gitmediyse arkadaşınız gitse bile bilmeme olasılığınız hala daha yüksek bilme olasılığınıza göre yani öyle de bir okul. Neyse. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Burada ben 2 sene okudum. Daha sonra yatay geçiş yaptım. Hani o kadar sıkılmıştım ki okuldan dayanamadım ve yatay geçiş yaptım Bursa'ya. Gerçi Bursa'da durum daha da kötüydü açıkçası. Yani daha az sevdiğim bir okul falan. Neyse o okul hikayelerini anlatırım size daha sonra. Bayağı uzun benim. 4 üniversite var işin içinde. Her neyse. Bu iyi ki Kıbrıs'taydı. Daha yaş, işte 18. Daha yeni girmişim 18'e böyle. 18'in ilk birkaç gününde falan yani Kıbrıs'a geçtim. Ve günde benim ikinci sene oda arkadaşımdı beraber. Oda arkadaşlığı yaptık. Birbirimize hiç benzemeyen insanlarız. Tarz, hayat, bakış açısı. Ne bileyim işte gittiğimiz yollar, aile yapımız falan her şey tamamen başka. Yani bayağı bambaşka iki insanız. Ama birbirimize o kadar güvenen ve sıkı tutan insanlarız ki yani bu farklılık bize büyük zenginlik katıyor şey yerine. Hani birbirimizden nefretme sebepleri bulmak yerine. O da böyle çok güzel bir hafta geçirmemizi sağladı yine yani. Tabii en son görüştüğümüzde de 2 gün gelebilmişti. Ondan önceye kalıyor. Yani benim en son günle böyle gerçekten bu şekilde bir vakit geçirebilmem 10 yıl oldu. 10 yıl ya. Yani işte hayat gerçekten enteresan. Önceliklerimizi unutuyoruz. Yani böyle yani önceliklerimiz bize hatırlatılmadığı için bunların hepsini hatırlamamız gerekiyor. Yani aslında sevdiğim bir insanla bu kadar uzun görüşmemek ne kadar saçma bir şey yani. Hayatındaki zenginlik var, öldürüyorsun. Tabii şimdi bu görüntülü görüşmeler, bilmemler falan sayesinde o eskisi gibi değil. Yani hani hayatlarımızda haberimiz var tabii ki. Sürekli kontak içindeyiz yani. Hani ama yine de bir farklılık oluyor. Fiziksel görüşmelerdeki spontan
sohbetlerin aynılarını yakalamak kolay değil. Neyse yani burada sonuç olarak böyle bir hafta boyunca mangal, muhabbet, gezi, günübirlik geziler, parklara, bilmem nerelere, sahile falan. Yani öyle şeylere, doğaya daha çok. Çok keyifliydi yani. Yani süper bir hafta geçirdik. Ve kendisini yolcu ettik 2 gün önce. Bugün evet 28'inde döndü. Ve biraz da ondan dolayı şu an işler uzadı. Günle böyle bizim Kıbrıs'ta onu konuştuk yani. Sanki şey gibiydi ya. Yani orada olmaması gereken iki adamın birbirini bulması. Farklı sebeplerden dolayı olmaması gereken yani. Hani benim Kıbrıs'ta hiç yani benim geldiğim çevre, arkadaş çevrem, işte sosyal çevrem, aile çevrem, yani Kıbrıs'la hiçbir alakam yok. Hadi Kıbrıs'ı geçtim, okulun demografisiyle falan da alakam yok yani. Hani o okulda ben gerçekten geldiğim anda anladım, ben neredeyim abi yani. Hani ben Türkiye'yi Kıbrıs'a tanıdım. Gerçek anlamıyla. Çünkü ondan önce ben İstanbul'da bir bubble'da yaşadım, büyüdüm. Yani hani Kadıköy, Beyoğlu. Beyoğlu benim için en uzak gidebileceğim yerdi hani kafamda. Hani başka bir yere giderdim istesem, o anada demiyorum. Hani gidesim gelen en uzak yerdi. Bağdat Caddesi ve Kadıköy arası, Beyoğlu arası. Benim hayatım orada geçti. Ve devlet lisesinde okudum, işte Anadolu Lisesi'nde okudum ama onu daha önce de bahsettim yani, o kadar. Oradan da bir tane arkadaşım var ama yani o kadar okumadım ki orada ben mental olarak, yani sadece uyuyordum ya. Neyse yani orada fazla insan tanımadım zaten, sınıfımdaki herkes de özel okuldan gelen insanlardı, onun için öyle bir devlet lisesi gibi okuduğumu hissetmedim hiçbir zaman. Daha sonrasında işte Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'a gelmem de şeydi ya, onu biraz söyleyeyim. Lisede bir kız arkadaşım vardı, Senbenua'dan. İşte onunla bir 10 ay falandır beraberiz. Onların bir sınavları oluyor, unuttum ismini şimdi. Fransız okulları için falan. Hiç umudu yoktu. Ya hiç umudu olmayan kız gitti Aix-en-Provence'da bilgisayar mühendisliği kazandı, Marsilya'da, anasını satayım. Birdenbire Marsilya'ya gideceği geldi. Ve biz tabii böyle ayrılma moduna girmeye başladık ondan dolayı da. Yani o klasik o yaşlarda, abi gidiyorum ne yapacağım falan. Neyse evlenecek halimiz yok ya. Neyse o böyle giderken ben de okulda hiçbir şey kazanmadım ya adam gibi. 160 puan mı ne yapmıştım? O dönemin 2001 senesinin puan sistemiyle bu Kıbrıs'tan %100 burs kazanabiliyordum. Ve yeni okul ve yeni kampüs. Yani şimdi benim sadece cezbeden kısımları söylüyorum ama yine gitme niyetim yoktu. Hiç yoktu. Sonra bu kız arkadaşımla olan olaylar kalbimi çok kırdı böyle. Kötü bir boşanma diyorum. Kötü bir ayrılık geçirdik. O kötü ayrılığı geçirirken böyle dedim ki aman lanet olsun ya gideyim. Çünkü bir sene daha deneyecektim. Kendimi de biliyorum yani, ben her zaman ortalama işte 100 üzerinde 60'lık öğrenciydim. Yani ve hiç motive olmuyorum çalışmak için falan. Yine 60 alacağım gibi geliyor yani. Yine aynı puan alacağım. Bir sene dershaneye gideceğim, edeceğim. Aslında belki olmayacaktı öyle bir şey. Belki daha hırslanacaktım, değişecektim. Hani bunları da bilemiyorsun tabii ki şu anda. Nasıl tahmin edebilirim ki onu yani. Her neyse sonuç olarak ben şeye gittim abi, Kıbrıs'a gittim o şekilde, gaza geldim, yeni okul falan filan, kampüs yeni. İşte gittiğimde mesela hatta daha kampüs o kadar yeniydi ki açılmamıştı. Bizi kampüs dışında bir yere yerleştirdiler. İlk işte bir oryantasyon, ondan sonra bir İngilizce sınav, İngilizce yetenek işte seviye sınavı falan yapıyorlar. Hazırlık okuyacağım mı okumayacağım mı diye falan. Neyse yani hani böyle bir o işlerle hep okul dışında uğraştık yani ilk başlarda. Hayır, bunu artık kısıtmama gerek yok, bitti bu. Tamam. Ve o şekilde ben okula gittim.
Ama dediğim gibi sanki sudan çıkmış balık gibiydim. Hiçbir fikrim yok. Yani bir tarafta Adanalılar, Çukurovalılar, Mersinliler falan işte. Bir tarafta Karadenizliler, bir tarafta Doğulular. İşte bir tarafta Erzurumlular. Bunların hepsi grup halinde dolaşıyordu. Bayağı çeteleşme vardı yani. Olmaz çünkü birbirle kavga falan da ediyor bu insanlar. Birini sevmezdi çok. Bazıları daha yakındı birbirine, bazıları daha uzaktı falan. Bize 34 gençlik diyorlardı. Biz İstanbul'u böyle birkaç kişi birbirimizi bulmuştuk. 34 gençlik. Böyle tam çömez tipler falan. Şey böyle bebe tipler. Diğerleri böyle izbandut gibi adamlar falan. Ama o İstanbullulardan da tabii yani işte İstanbul'da farklı bölgelerinden insanlar ve yine ortak noktası çok az olan insanlar benimle. Gün o tarafta Ankara'dan, o da mesela o da TED Kolej'den gelen bir arkadaş. Yani o da iyi bir kesim. Bunlar böyle şey, onun da yine iç bir arkadaş falan yok ama rektör dayısı mıydı neydi ya? Ya da öyle yakın birisiydi rektör. Onunla gelmiş. Günde disleksi vardı. Var, hala var. O ondan dolayı eğitimini etkileyen bir şey. Hani ondan dolayı bu böyle beklenen noktalara gelememiş sınavda. Ondan da kendini burada bulmuş bir adam. O şekilde birbirimizi bulduk. Böyle kaç? 5 CD changer'lı mıydı? Üçlü müydü? Hatırlamıyorum. Böyle Sharp müzik seti getirmiştim mesela oraya böyle. Bayağı müzik setimiz var. Çok güzel. Televizyon kiralıyordun. Böyle 50 ekran falan televizyon kiralama durumu vardı. Televizyonu da kiralamıştık. Bir de bütün o yurdun lüks olarak görülen şeylerini yapmıştık. Bir de halı kaplatmıştık şey odayı. O da izin vardı ona da garip bir şekilde. Her neyse. Sonuç olarak gayet güzel bir odamız vardı. Çok maceralar yaşadık. Şimdi size başlasam anlatmaya yani bitmez. Ama daha sonra işte arkadaşlığımızı devam ettirdik. Hiçbir zaman böyle sürekli görüşen insanlar olmadık. Onun kendi işleri, benim kendi işlerim çok ayrı şeylerdi. O sonra Amerika'ya geldi. Şey çıktı ona, green card çıktı ve o şekilde Miami'ye geldi. Vatandaşlığını aldı ama işte aile işleri falan Ankara'ya döndü falan. Ankara'da yaşıyor. Bir çocuğu var, benimkinden bir yaş büyük. Oğlu var onun da. Yani şey böyle güzel, işte hayatlarımız yaşıyoruz. Hala işte buraya geliyor. Şaşırıyoruz yani o odadan iki tane Amerika'da yaşayan falan Amerikan vatandaşı olduk ikimiz de yani. Ne alaka yani hani o çok acayip bir okuldu. Ben iki sene sonra bıraktım işte Bursa'ya geçtim. Ortalaman falan çok iyiydi benim. Öyle yatay geçiş yapabilmiştim. Tek kontenjanlı dört okulun üçüne alınmıştım falan. Onları da belki anlatmıştım hatırlamıyorum ama. Evet yani aynı bir de şey oluyor böyle. O dönemki gibi konuşuyorsunuz falan. Yani diliniz değişiyor birazcık. Sohbet şekliniz falan oraya dönüyor. Aynı adam bıraktığınız gibi konuşuyorsunuz. Öyle şeyler de oluyor yani gerçekten. Bu böyle hep söylenen bir şeydi. How I Met Your Mother'da vardı sanırım bir kere. Bir bölümünde hatta hatırlayan hatırlar. Şimdi böyle sansürlü konuşuyorum sizle. Tam olarak neleri paylaşıp paylaşmamam gerektiğini düşünüyorum böyle kafamda. Çünkü gizli şeyler var şimdi. Ben şimdi onları anlatamam size. Gizli, çok gizli şeyler var. Ne yaptık ya biz onunla? İşte şeylere gittik, botanik bahçelere. Burada iki tane var güzel. Bir tanesi Arboretum, diğeri Huntington Library. Onları gezdik. İşte Manhattan Beach'e gittik bir günlüğüne. Ya yani şöyle oluyor. Jüpiter işte oğlum okulu var. O okulu 2:30'da kapanıyor. Yani o okul kapanıyor işte yani 2:30'da bitiyor. O bitene kadar vaktimiz oluyor sabah 8:30'la. İşte 2:30 arası 6 saat. Genelde öyle orada bir şeyler yapıp sonra eve dönüp evde işte mangal falan filan. Ama açıkçası yani hiçbirinin çok önemi yoktu. Önemli olan sohbetlerdi. Hayatla ilgili konuşuyoruz. Bu yaşta artık hani konuştuğumuz şeyler çok farklı. Felsefik şeyler konuşuyoruz. Dediğim gibi onun yapısı bana çok ters. Benim yapım ona çok ters. Ama şey değil yani hani birbirimize vuracak bir durumumuz yok. Ama ondan dolayı da çok
unique sohbetler doğuyor bunun içinden. Yani bu konseptin içinden. İnanılmaz prensipli bir insan kendisi mesela. Yani robot gibi yaşayabiliyor. Yani robot olmaya çalışan birisi. Yani hayatının böyle şey... hayatını robot olunca gerçekleştirecek. Dalga geçiyorum yani işte ben de. Kendi çapımda bak bu kahveyi dün yapmıştım, unutmuşum. Bu aletin en büyük sıkıntısı bu. Hiç görünürde çünkü bir falsosu yok. Unutuyor insan kahve alıp böyle koyduktan sonra burada kalıyor karaf. Mesela bunları yıkamam lazım. Neyse yıkarım. Sorun değil. Çok güzel bir kahve bu ya. Yani işte bu Rabbit Hole diğerini de aldım. Yani hep aynı yerlerden alıyorum. Biraz daha böyle farklı şeyler de deneyeceğim ama. Mesela bunda natural process var. Diğeri washed. Bunların arasındaki farkı bilmiyorum ben. Natural process ile washed process'in nasıl farklar yarattığını bilmiyorum. Bir de burada roast degree var ya. 1.5'a 5. 1.5, 5'te 1.5 falan. %30. Bilmiyorum yani. Hani ne demek oluyor? Montreal bu. Evet. Burada Beyond Coffee diyor. Bu kafeleri herhalde. O Della Cafe. Rabbit Hole'da herhalde şeyin adı. Beanlerin adı. Öyle bir tahmin yürüterek bu programı da yavaş yavaş kapatalım mı? Ne yapalım? Yok. Daha içeceğim şeyler var değil mi? Little Richard. Müthiş enerji ya. Bitmeyen enerjisiyle. Hakikaten yani bence Elvis'ten iyi. Ama Elvis'in tabii karizması bilmem nesi falan farklı. Bu adam little yani. Küçücük adam. Bacak kadar. Aynı karizma falan hayatta yok yani. Ama kendine has bir tribi de var. Gözler şeytan yani mesela bu adamın. Çok şey bakıyor böyle. Deli deli gözler var böyle. Gülümsemesi var. Gözleri de gülüyor falan böyle. Büyüyor. Yüzü büyüyor. Can't come in. You said you love me but you can't come in. Oh, said you love me but you can't come in. Come back tomorrow and try again. Keep an eye on but you can't come in. Keep an eye on but you can't come in. Bir de şunu fark ettim. Bayağı yavaş yani. Çok mu ince geliyor acaba bu benim grind'ım ya bunun için? Çünkü bayağı yavaş oluyor. Bu son baksana 12 dakika oldu. Belki biraz daha bunu kalın çekmem gerekiyor. Ama işte bak ben birazcık şöyle yapayım böyle yapayım derken bak ne kadar kalmış. Bitti zaten. 250 gram çünkü. Yani bir tek 340 onlar var. Ya işte sinir oluyorum. Gittikçe de artan bir trend maalesef. 200-250 gramlık kahveler. O tabii şey mesela... Üniversite zamanındaki azgınlıklar falan aklımıza geliyor. Böyle saçma sapan yaptıklarımız birbirimize. Birbirimizi çok yiyorduk. Çünkü işte farklı insanlarız ama bilmiyorum garip bir sevgimiz de vardı. İkimizde de tabii ortak noktalar var. Yani compassion falan çok var mesela ikimizde de yani. O birbirimize karşı şefkatle bakıyoruz aslında. Yani o içimizin iyiliğinin farkındayız falan bir taraftan. Çünkü ben orada tanıdım. Yani Kıbrıs'ta hakikaten kötü insan diye bir şey varmış yani. Yani Kıbrıs'ta değil. Yani Kıbrıs'ta tanıdım öyle insanları. Böyle kötü niyetli falan. İnsanlar, ben hiç bilmiyordum öyle insanların varlığını bile. Öyle şeyler olduğunu bilmiyordum yani. Ama işte Gün'le ben hala o taraf, diğer daha temiz taraftaydık. Şimdi şey düşünüyorum çünkü. Ortak noktalarımız neydi yani? Hani işte mesela o hiç bir sporu takip etmez. Sıfır. Ama adam atlet. Yüksek atlamacı falan da o zaman. Bir de şey field track and field koşucuydu falan. Okulda bursu vardı yani onu aldı.
Ama şey, yani hiçbir futbol falan ettiği zaman gençler birliğini tutuyorum falan derdi işte. Ama hiç bilmez yani, oyun, bir tane oyuncusunu söyle desen bilmez ya. Yani. İlhan Cavcav der. spor geç. Siyasi görüşlerimiz de farklı. O daha sert bakan bir insan. Birçok konuda bana göre. Daha sistem adamı. Yani sisteme inanan falan. Sistem, ama kendi sistemine inanıyor. Yani başkalarının sistemine değil. Kendi kafasında belli doğruları var. O doğrular çok sabit onda yani. Yani. O doğruları kapatmış. Zamanı gelmiş. O oraları arsalara satılmış yani. Bir daha satmaz onu geriye yani. Başka bir arsa almayacak. O belli. Mesela o açıdan da çok benzemiyoruz. Ne bileyim, ilişkilere bakış açımız da farklı. Harcamaya bakış açımız, yani paraya bakış açımız çok çok farklı. Evet ya, biz hiç ortak noktamız olmaması sanırım en büyük ortak noktamız. Ve belki bundan besleniyoruz yani. Hani düşündükçe böyle, ya tabii ki aynı fikirde olduğumuz ufak tefek şeyler oluyor yani. Kahve içmez mesela. Kafein almıyor. Belki arada bir green tea yani. Hani o az kafeinli. Böyle bir sürü şey var yani. Hani hiç ortak olmadığımız. Alkol falan sevmez. Yani ben ondan çok seviyorum. Ben de çok almıyorum aslında ama o varken mesela ben bir bira içiyorum, o içmiyor falan. Hani öyle çok az alıyorum. Çok az içiyor. Belki yemekte bir şarap işte falan. O kadar. Ama her gün değil o da falan. Şeye takmıştı. Aperol Spritz'e takmıştı bu aralar. Onu yaptı böyle kendi kendine. Biz de onu içtik. O ne yaparsa içiyoruz işte yani. Hani şimdi gelmiş. Ne istiyorsa, canı ne istiyorsa onu yapmaya çalıştık. Yapabilme kapasitemiz içinde. Böyle ginebirli bir yerlere gitmek kolay değil Jüpiter yüzünden falan. Belki ileride olur. Bir 10 sene sonra falan kendi başına kalabilir Jüpiter. O zaman bir özgür oluruz herhalde ya. İyice. Öyle gençler. Hadi ben yavaştan kaçayım. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.